Hindibalığa bak başlamış şeyini yapraklarını çıkarma. Daha çiçek açmamış ama yapraktan çıkarmış. Şimdi tam kara hindibanın sarı çiçeklerini açtığı dönem. Kara hindiba önce çiçeklerini açar. Sonra yapraklarını bu Şevketi Bostan. Bir adı da Altın Diken'dir. Bak burada köşede ne güzel bitmiş. Bu hoşuron denir bir adı. Bizde akıllı sirkendir. Çok güzel böreği olur. Bu da eşek helvası. Bu beyefendinin adı da Deve Çökerten. Semizotu tohumlarını açmış. Burada üç kardeşi görmek mümkün. Semizotu, kuşkonmaz. Bir adı biz deli domates deriz. Halk dilinde deli domates. Şu gördüğümüz küçük hanım da Akkız. Akkız harika kavurması böreği olur. Akkız, deli domates, semizotu ve kuşkonmaz. Hepsi bir arada. Bu kumlu sirken. Bunun da böreği çok güzel olur. Çiğ yersek uyku yapar. Kavurabiliriz. Yoğurtlu, böreği, ıspanağı kullandığımız her yerde kullanabiliriz. Çiğ yediğimizde uykusuzluğa şifa olur. Maydanoz dereotu gibi tüketirsek şayet uyuyamadığımız zamanlarda uyku yapar, şifa verir. Bu deli domates dediğimiz hem çok 15 dakikada biter, pişer. Hem çok faydalı hem de çok zararlı bir bitkidir. Bak şurada meyveleri var. Bunlar mor ya da turuncu olacak. Cinsine göre değişiyor. Eğer pişirdiğimiz suda bekletirsek bizi zehirleyebilir, öldürebilir. O yüzden hiç pişirdiğimiz suda bekletmeden hemen yemeliyiz. Küçücük bak inci gibi çiçeği var. Bu ebe gümeci. Ebe gümeci boğaz ağrılarına, göğüs rahatsızlıklarına çok iyi gelir. Aynı zamanda iyi bir detoks üründür. Bağırsakları çalıştırır. Burada çok taze, daha küçücük, minnacık. Çiçeklerinden ben çay bitkisi, çay yapıyorum, reçel yapıyorum. Çiçekleri ayrıca faydalı. Kuşkonmazlar çıkmaya başlamış. Bir 15-20 gün içinde sanırım toplarız. Mutfağa girer. Bak burada gene deli domates çokça mevcut. Bak sebzeleri de meyveleri de bitmiş. Bu meyveleri aslında kendisini yiyoruz, tüketiyoruz. Meyveleri tam aksine zararlıdır. Şu filizi kullandığında yemek olarak tüketirsin. Eğer meyvelerini tüketmeye kalkarsan hasta yapabilir, dokunabilir. Birçok insana dokunabilir. Birçok bünyeye. Şimdi son zamanlarda bir kiyona modası var. Herkes kiyona ekiyor. Tohumunun çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Ben internette biraz araştırdım. Sanki bu hoşuron ya da kırmızı bacak diye tükettiğimiz sirken çeşidi hoşuronun ama o kiyonanın bir başka türü gibi. Kinoa da bu sirkengillerden bence. Son gördüğüm, gerçi bu internet bilgisi çok bilmiyorum. Şöyle tohumları var bak. Küçük küçük minik minik. Siyahlar tohum. Kinoa, evet. Tohumlusunu bulursak bu güzel sultan içinde konuşmalıyız bence. Bu çetlemik. Antep fıstığının aşı yapıldığı ağaç. Filizlerinden turşu yapıyorum ben böyle çok tazeyken. Kavurma yapıyorum. Çok lezzetli bir bitki. İleride meyvelisini bulursak meyvesini kavuruyorsun. Aynı kahve gibi çekiyorsun. Ve Türk kahvesi gibi pişirerek.
Kokusu çok güzel. Şu filizlerini bu kadar tazeyken böyle böyle topluyorum. Bu yenilebilir şu haliyle. Turşusu ve kavurması nefis oluyor. Nefes çok iyi bir nefes açıcı ayrıca. Bu yörede olan türlü tatlı hindiba. Kazık köklü. Daha çok pişirilerek salatası tüketilirse lezzetli oluyor. Ben çiğ tüketmeyi çok tercih etmiyorum. Tatlı türlü hindiba. Sarı çiçek açacak. Ama farklı şekilde, kara hindiba gibi değil. Bu gene altın dikel. Şevketi Bostan. Şimdi kültürünü de yetiştiriyorlar ama ben her zaman doğanın bize verdiğini tercih ediyorum. Bu zaten gelişmişi. Bu sevimli şey büyüdüğünde şu böyle dikenli sert ağaca dönüşecek. Bunu ister hamurla, ister etle, ister limonla, ister soğan, sarımsak, yoğurtla karıştır. Çok böyle yenilebilir, çok lezzetli bir bitki. Burada bak dibinde çıkmış. Sarı çiçek açtığı için herhalde altın diken dediler. Dikenli görüntüsünün altında muhteşem bir lezzete sahip. Ben en çok bitkilerin yeme, hani soframıza, soframda ne var diye sorduğunda soframıza gelen kısmıyla ilgileniyorum. Çok lezzetli, çok ete, hamura, kavurmaya bu kadar yakışan bir başka sebze bilim. Bu sinirli ot. Tohumunu ben böyle un gibi hamurun içinde de kullanıyorum. Bir başka formu daha var. Bu ince yapraklısı. Biz çocukken kendimiz silah olarak kullanırdık bunun tohumunu. Sinirli ot. Bu da çok şifalı bir bitki. Yaralara. Çok iyi bir yara iyileştirici. Kendi çapında çok lezzetli bir bitki. Eşek helvası denir. Adı biraz hani eşekler çok sevdiğinden dolayı adı biraz garip ama gerçekten salatada, kavurmada kullanılabilen çok lezzetli bir bitki. Bu gene bu ada çayı. Bu taze hali, bu kurumuş ve hani yaşlanmış hali. Buralarda eflatun böyle lila renginde çiçekleri olacak. Mide ağrılarına çok iyi gelir. Çok iyi bir gaz gidericidir. Çayını ve banyosu her zaman önerilmiştir. Şurada eve gümeci şeylerin hani sultan mı desek, böyle ne desek bilmiyorum. Bir isim takmak lazım da. Ben çiçeğinden reçel de yapıyorum zaman zaman. Ama özellikle göğüs ağrılarına çok faydalı çiçeği. O da mide için çok faydalı bir bitki. Bu çaltı başka yerlerde belki farklı ismi vardır ama 100-150 sene önce babaannem bu çaltının tohumunu buğdaya katarak un yaptıklarını ve yemek olarak tükettiğini söyletmişti bana kıtlık zamanında. Çaltı meyvelerini ileride denk gelir de görürsek bu sınırda olduğu gibi kuşkonmaz çıkacak sonra. Burada çok kuşkonmaz var. Bir ay sonra çıka. İşte Mart ayında başlıyor. Bu sene hava yumuşak. Belki daha önce çıkar. Oy, bu yolu çok seviyorum. Burada deve dikeniyle karşılaştık. Aslında bir deve dikeni, aslında bir adı da bana göre bir adı da yabani enginar. Aynı enginar gibi küçük küçük meyveleri oluyor. Altındaki çana çay bardağı altı gibi.
tohumlarından kahve yapıyorum ben. Çok zor oluyor ama meyvelerini de hazırlayıp böyle yemek olarak kullanıyorum. Şu ve şu deve dikeni. Bak bu da hindiba tohumu. Bu mavi hindibanın acı hindibanın tohumları. Bu keşfedilmemiş bir lezzet. Çanakkale bölgesinde sanıyorum onu tüketen ya da tohumunu kahve yapan tek kişiyim ben. O çay bardağı gibi çanaklarını böyle enginar gibi hazırlıyorum. Yemek olarak tüketiyorum. Tohumundan da kahve yapıyorum. Eğer görürsek daha büyük köklü formunda görürüz. Burada böyle bak şu arada epey çıkmış. Epey mevcut. Şu sütlen bitkisi çok masum görünüyor ama kendisi zehirlidir. Ama doğal tarım ilacı olarak kullanılabilen bir bitkidir aynı zamanda. Şöyle kopardığımızda bak buradan çıkan süt insanı öldürebilir. Ama bunu işlersek topraktaki kurdu, böceği doğal yönde kimyasal kullanmadan doğal yöntemlerle birçok hastalığa engel olabilir. Bitkilerimizi bu süt sayesinde koruyabiliriz. 12 günlük bir çalışma sonunda bu büyük bir kurtarıcı aynı zamanda. Doğal bitki ilacı, hani doğal böcek ilacı olarak kullanabileceğimiz bir bitki. Burada deve çökerten fazlaca bitmiş. Şunlar hep deve çökerten. Ok gibidir, parmakları hani çok can sıkıcı bir bitki. Dikenleri çok güçlü ama tohumu çay olarak tüketilebilir. Yanlış hatırlamıyorsam böbreklere ve sarılık tedavisinde kullanılıyor tohumu. Bu benim için çok özel bitkilerden biri. Şimdi böyle tohumuyla bir arada görmek de çok ayrıcalıklı oldu. Şimdi bana göre lavada doğanın sultanı, padişahı da ısırgan otu. Bunu pirinçli yemeğini, yoğurtla birçok yani gıda olarak, yemek olarak soframızın baş köşesine koyabiliriz. Bu tohumlarından da çay yapıyorum ben. Lavadanın tohumlarından yaptığın çayla bir tepsi böreği yersiniz ve asla rahatsız olmazsınız. Hazmı kolaylaştırıcı, çok lezzetli bir çayı oluyor. Aynı hani hem yeşil kökünü, taze bitkisini hem de böyle tohumunu aynı anda görmek de çok keyifli oldu bence bulunmaz. Buralara zeytin ağaçları olduğu için çok hayvan gelmiyor. Hayvan gelmediğinden dolayı da böyle yememişler, tüketmemişler kalmış. Herkes, doğada bütün bitkiler, herkes, her şey zamanı geldiğinde toprakta hiçbir şekilde kaybolmadan zamanı geldiğinde çıkıyor ve böyle kardeş bitkiler olarak doğadaki yerini alıyor. Evet, şimdi Labada'ya doğanın sultanı dedik. Çoban çantası da doğanın mucizevi bir bitkisi. Hem yaralara özellikle bağırsaklarla ilgili birçok bitkide olduğu gibi özellikle bağırsaklarla ilgili sıkıntılarda çok çözümü odaklı. Ama ben lezzetine hayranım. Yani börekte de kullanıyorum ama salatası nefis bir bitki. Büyüdüğünde minik minik kalp şeklinde çiçekleri olacak. Onlar da böyle çerez gibi ben böyle kuş ekmeği gibi çıtır çıtır yiyorum. Ama çok lezzetli bir bitki. Yani sofranın baş köşesine de yer alabilir bir bitki. Burada da ayrıca çıkması çok büyük bir şans. Son yağmurlarla ilgili herhalde çok son yağmurlardan kaynaklı çıkmış. Şeyde bahçe kenarlarında çıkıyor bolca sulandığı için. Hele bu yağmurlardan bak burada bayağı da var. Çoban çantası. Şurada gene
Şevketi Bostan altın diken bulduk. Girdiler, bunu etle pişiriyorlar. Rezene ve Şevketi Bostan Giritlilerin sofrasında etle çok yerini almış, kendini kanıtlamış bir bitki. Ben onun lezzeti ve doyuruculuğuyla ilgileniyorum daha çok. İzmir taraflarında kültürü de yetiştiriyormuş ama ben böyle doğanın verdiğinden yanayım, ne yalan söyleyeyim böyle. Hiçbir şeyin zamanından önce böyle zorlayarak yetişmesini onaylamıyorum. Zamanı gelsin, yağmur yağsın, o doğanın akışı içinde o süreçte yetişsin. Ben de onu böyle çantama, elimde bıçağım, sepetime toplayayım. Soframdaki yerini alsın. Hani zorlama olmadan, böyle sıkıştırmadan, doğayı sorgulamadan bize verdiği haliyle kabul edip başa tac etmek bence en mantıklısı, en doğrusu gibi geliyor. Çok çok taze. Ben bu mevsimde bu kadar taze olacağını düşünmemiştim gerçekten. Biz daha çok limonlu salatasını yapıyoruz ya da kavurma yapıyoruz. Ben rezeneyi etle yapıyorum da bunu çok... Evet, bu mavi çiçekli tatlı hindiba. Bu da bana göre çok lezzetli, çok tüketilmesi... Ben bunu kısırların yanında çiğ olarak da tüketiyorum. Şöyle köküyle çıkartalım da... Bu mavi çiçekli tatlı hindiba. Bunun aynı şekilde acısı da var. Bunu çiğ olarak da tüketebiliriz. Pişirerek de tüketebiliriz. Yoğurda, limona, hamura yakışan ender bitkilerden birisidir. Kökünü böyle yıkayıp ince ince kurutup kahve yapar ve inceltir çekersek kafeinsiz kahve elde etmiş oluruz. Bu çok amaçlı, çok lezzetli bir bitki. Bu yörede de biraz önce bakmıştık tüylü hindiba diye. Bu yörede de birkaç çeşidine ulaşmak mümkün. Çok şanslı bir bölgede yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu da domuz fıtıra. Bunun tohumları da böbrek rahatsızlıklarında kullanılır. Çok yıllık, yani tohumu bittiğinde çok yıllık bir bitki. De köylüler tarafından çok sevilmiyor. Üreyince her yere ürüyor. O yüzden hemen tazeken sürüp yok etme çalışıyorlar. Ama tıpta eskiler bizim ninelerimiz yaprağını değil ama tohumunu çay olarak kullanıyordu. Şu da kuş ekmeği. Eskiler bağda bahçede çok çıkar, yılgın der aynı zamanda ama şu tohumları, şu uçlarını salatada, yemekte, kavurmada kullanabiliriz. Şu pembe çiçeklerinden dolayı ona yılgın denir. Minik minik pembe çiçekleri var. Şimdi zamanı geçmiş de biraz solmuş. Bak şurada, bu şuralarda. Bir sağda, bir solda, bir sağda, bir solda minik minik pembe çiçekleri var. Bir adı da kuş ekmeğidir. Çok lezzetli. Şu sarmaşık. Beyaz suni şeklinde tohumu olacak sonra. Çiçeği olacak. Beyaz ve pembe açar. Hunisi hani çiçeği çay olarak kullanılıyor. Çok iyi bir yem bitkisidir. Hani yemeklerde falan kullanılmaz. Tıpta da kullanılmıyor ama çiçeği çay yapılıyor. Bu gene tatlı hindiba. Benim prensesim. İnsanlık doğadaki değerlerin
önemine kıtlık, işte yangın, bir afet söz konusu olduğunda öğrenecek, anlayacak. Bu çok kötü bir şey. Doğada kozmetikten ağrı kesiciye, işte sinirsel, işte psikolojiden fiziksel sağlığa her şeyi bulmak mümkün. Ama bunu insanlık çok geç öğrenecek. Bu çok acı bir durum. Hani doğada aslında, doğa aslında bize bütün gıdaları sunmuş. Hem yiyecek olarak, hem şifa olarak, hem güzellik. İşte insanların beklentilerine göre, işte kimi çok güzel görünmek ister, kimi doymak ister, kimi şifalı olmak ister. Şimdi bu güzellikte mavi çiçekli, böyle mavi ile lila karışımı, acı bir bitkidir kendisi. Şehirlerde buna radika diyorlar. Biz acı hindiba deriz. Bunun da kökünden kahve yapıyoruz biz. Pişirerek tükettiğinde gerçekten öyle her baba yiğit yiyemez. Biraz acı olur. Ben pişirerek tüketilmesine hiç doğru bakmıyorum bu bitkinin. Çiğ tüketilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok lezzetli, çok faydalı bir bitki. Acı hindiba. Acı hindiba dediğinde hemen şeyle, kara hindibayla bağdaştırıyorlar ama aynı değil. Kara hindiba farklı bir çeşit. Bu mavi lila açacak. Biz bunu dedemle toplamaya giderdik. Ben 7 yaşında çocuktum. Dedem böyle bir koca bıçak verirdi elime. Elim bıçağın sapını tutmaz. Sopasıyla böyle dağda yürürken gösterişte bunu kes, bunu kes diye. Bitki böyle büyümüş, gelişmiş. Benim elim minnacık, bıçağın sapını tutamıyorum. Böyle zorlardım. Dedem de çok yardımcı olmazdı. Toplardık. Salatasını yapar yerdi. Bir de ayrıca suyunu yapar, suyunu içerdi. Böbreklerine şifa olacağını söylerdi. Ben de daha çok mutfak kısmıyla ilgilendiğim için yemek olarak, salat olarak Damla'yla biz bir tabak yapıyoruz kızımla. Bir tabak salatasını tek başımıza tüketiyoruz. Sanki farklı bir enerji. Şimdi aynı şekilde bak burada bu çok önemli. Bu çok iyi oldu. Şunu burada görmemiz. Şunu şuradan temizleyeyim. Şimdi şu acı hindiba. Bu tatlı hindiba. Şimdi ikisinin formu, bana bunu soruyorlar. Sen nereden ayırt ediyorsun? Nasıl biliyorsun? Nasıl bildiğimi anlatamıyorum. Yani bunların içinde büyüdüm. Yiyerek büyüdüm. Bunun şu an kırmızı damarlı olmasının çok önemi yok. Ama şu acı olan, şu tatlı olan. Bu da büyümüş, çiçek açmış, kurumuş hali. İkisi de mavi çiçek açıyor. İkisi de aynı şekilde şu dal gibi oluyor ama bu tatlı, bu acı. Bunu çiğ de tüketebiliyorsun, pişirerek de tüketebiliyorsun. Bunu pişirerek tükettiğinde yiyemiyorsun. Öt acısı gibi bir acısı oluyor. Hindiba çeşitlerinden işte bir tatlı tüylü hindibaya baktık. Bu tüylü acı hindiba, bu da tatlı hindiba gene. Şu an hindibanın, bu yöredeki hindiba çeşitlerinin 3 tanesini görmüş olduk. Torbamıza atmış olduk. Yine çoban çantası buldum bir tane. Bak, ha burada çiçek de açmış. Sen erken mi doğdun? Oy. Şu şeylerden dolayı, kalplerden dolayı sanıyorum çoban çantası adını almış. Ama yani bir bitki bu kadar mı lezzetli olur? Yani soğanla falan karıştırmaya kıyamıyorum. Hemen böyle az suda bir 10-15 dakika haşlıyorum. Bazen limon bile ekmeğe ihtiyaç duymuyorum. Sadece biraz tuz, biraz zeytinyağı. Ve bunu yediğim zaman sanki bütün hücrelerime işliyor. Bütün bedenime, yani bütün bedenimde var oluyor. O yüzden otları kesmeye hiç korkmuyorum. Onların benim ya da kim yiyorsa yiyenin bedeninde can bulduğuna inanıyorum.
hücrelerimize işlediğine inanıyorum. Toplamak, pişirmek, yemek bana çok keyifli geliyor. Çünkü şifa olduğuna inanıyorum. Doğa aslında bizi besliyor. Bizim ihtiyacımız olan her şeyi bize sunmuş. Bizim ihtiyacımız olan her şeyi bize vermiş de biz kıymetini bilmiyoruz. Bak, gene o acı indibardan bir tane daha buldum. Bunun kökünden de kahve yapıyorum ben. Ben o işlenmiş kahve sevmiyorum. Bu kökünü yıkıyorum, ince ince kıyıyorum, kurutuyorum. Kuruduktan sonra kavuruyorum. Kavurduktan sonra da çekiyorum. Bu kökünü kahve, şurasını yemek olarak, burasını kahve olarak kullanıyorum. Acı hindiba. Mavi çiçekli. Acı hindiba. Bu biraz önce topladığımız acı hindibanın tatlısı. Pişirilerek tüketebileceğimiz cinsi. Bunun da gene kökünden kahve yapıyorum. Hani bunu o acı bu tatlı nereden ayırt ediyorsun diye sorulduğunda işte onun cevabı yok. Onu ben de bilmiyorum. Diyorlar ki bana bu diken eline batmıyor mu? Batmıyor. İkinci yağmurlardan sonra bu işte eşek turpları, hindibalar, gelincikler, lavadalar, eşek helvaları, envai çeşitini bulmak mümkün. Şu son yağmurlarda hemen hemen hepsi çıkmış. Bir yağmur daha yağarsa bütün doğa bereket. Akşama kadar zeytin tarlasında çalış. Akşam eve giderken tencerene atıp karnını doyuracağın bitkiyi, sebzeyi temin edersin çok çok rahatlıkla. Şimdi lavada topladık. Bu lavadanın birkaç cinsi. Bak burada böyle, bunlar hepsi lavada. Akıllı deli diye ayırıyorlar. Bunlar normali, bu kırmızı da mavisi. Bu da lavada, bu da lavada. Lavadanın pirinçli yemeğini yapıyorum. Mideye çok iyi geliyor. Hazmı çok kolaylaştırıyor, şişkinlik yapmıyor. Yoğurtlu borenesini yapıyorum. Yapraklarından sarma yapıyorum. Tohumundan çay yapıyorum. Bir bitkiden kaç çeşit yiyecek yapabiliyoruz işte. Hindibadan kahve ve yemek olarak labadayı işte çay, börek, hamur işinde katarak biz bir sürü yemek yapıp soframızdaki yerini alabiliyor. Bu boğa dikeni, bunun tazesini de görebiliriz. Bunun dibinde özellikle bunun dibinde kara kulak mantarı çıkar. Biz kulacık deriz. Bunun taze filizleri böyle doğarken turşu yapılır. Çiğ olarak tüketilir. Hiç yemeden böyle onun kabuğunu soyarsın. Kabuğunu soyarız, böyle çerez niyetine yersin. Boğa dikeni bu. Bu son yağmurlar biraz daha erken getirdi şeyi, bitkilerin hani doğma süresini. İkinci yağmurda ya da şöyle bir Kasım ortasında hepsi çıka. Hepsi doğa. Mantarlar da çıkıyor. Şu çoban yastığı kantaron otuyla karıştırıyor birçok insan. İşte internet bilgisi insanı yanıltabiliyor. Kantaron otuna çok benziyor çiçekleri. Yaprak formu. Ama biz bu çoban yastığı, bu öbek halinde biter. Çoban bunun üzerine yattığında toprakla bağlantısını keser çobanın ve sağlıklı bir uyku sürmesine neden olur. Biz çocukken giderdik babamla böyle, ben de geleceğim ağladım. Koyun sürümüz vardı. Gidince hiç
Hemen incecik bir tane yaygıyı bu çoban yastığı dediğimiz şeyin üzerine serer, biz de üstüne yatağa uyurduk. Çobanlık zamanlarımızın şeyi. Bu mevsim, bu sene mevsim yağışlı. Bu yol çok güzel ya. Bu yol çok güzel. Bu andız. Bunun sarıç. Ha bak gel. Gel gel gel. İşte kara hindiba. Hazreti Muhammed demiş ki kare hindibayı yemeden, yıkamadan yiyin. Çünkü yapraklarına cennetin çiğsi damladı. Çiği damladı. Bu reçel yap, kavurma yap, salata yap. Yani ben bunun çiçeğini çok çok özel bir bitki. Kara hindiba. Bana göre barış bitkisi zeytinden sonra. Önce çiçeği çıkıyor. Ve çiçeğini yerken çok acı olduğunu düşünür birçok insan ama psikolojik olarak neyi hayal edersen onun tadına benziyor tadı. Çok lezzetli ve çok sağlıklı bir yiyecek. Bir adı da aslan pençesi. Köklerindeki böyle tırtıklardan dolayı aslan pençesi demişler. Bu ardıç. Ardıcın katranını denemeyi çok istiyorum. Ardıcın yeşil meyvesi tüketilmez. Bu hep son bir yıllık çerez olarak işte birçok, ben ardıcın aşk bitkisi olduğunu düşünüyorum. Hiç bunu bilmiyordum. Sonra bir hikaye de okudum. Ardıç kuşu ile ardıç ağacının bir hikayesi var. Gerçekten öyleymiş. Şu bir sene sonra tüketilecek meyvesi. Bu olgunlaşmış ve şimdi likörü, işte çerez gibi bu şekliyle bile yiyebilinir. Ben aromasını çok seviyorum. Belki hani böyle tatmak istersen sen de, ya da söyleyeceğim. Ardıç çok tıpta, kozmetikte kullanıyor bunu büyüklerimiz bizim. Ben böyle aromasını sevdiğim için çerez olarak yiyorum. Nefes açıcı özelliği var. Bunu burada bulmamız, bununla karşılaşmamız çok enteresan. Bu mayasıl otu. Bu ellerdeki, özellikle kadınların menopoz döneminde elde, işte göğüs bölgelerinde, kasık bölgelerinde olan yaralara şifadır. Çok acı, çok acı bir bitkidir. Çayını içmek mümkün değildir. Bunu tüketmenin, şifa olarak tüketmenin tek yolu, bu bitki kurutulur. Eskiler böyle yapardı. Bu bitki kurutulur. Minik bir bardak ya da işte ölçüye göre bir çay bardağı kadar unla hamur haline getirilir, yoğrulur, kurutulur. Minik minik hapçıklar ilave, hap elde edilir ve öyle tüketilir. Çayını içmek çok mümkün değildir. Mayasıla iyi gelir. Çok acı olduğu için hamurdan haplar yaparak tüketir bunu eskiler. Özellikle kadınların menopoz döneminde göğüs altı, kasık bölgesinde, ellerde ve ayaklarda oluşan yaralara, çatlaklara şifadır kendisi. Mayasıl otu. Mayasıla iyi gelir. Bu arada bunun burada olduğunu da bugün keşfettim. Hiç görmemişim orada. Bu çevrede hindiba, şevketi bostan, kilit otu. Bu çevre şifalı bitkilerle ilgili oldukça bereketli bir çevre. Hindibanın 5 çeşidi var. Kırkkilit otu, turp otu, işte kuşburnu. Yani bitkiyi ayırmak, hani bu şifalıdır, bu şifasızdır diye ayırmak zaten çok
Bitkiler genel olarak şifalı. Yılın Ekim ayından Nisan ayına kadar, Nisan sonuna kadar, hatta Mayıs'ın böyle iklime göre, havanın serinliğine ve yağışına göre, Mayıs'ın bir 10'una 15'ine kadar yenilebilir bitkileri taze ve şifalı halleriyle bulmak, ulaşmak mümkün. Ekim ayından Mayıs 15'ine kadar yenilebilir ve bitkiler. Mayıs ayından Haziran ayına kadar da içilebilir kantaron, karabaş otu keki, yer keki, içilebilir bitkiler, ada çayları, çay olarak tüketilen bitkiler bu yörede mevcut. Ekim, Nisan ayları arasında yenilebilir bitkiler. Mayıs, Haziran ayları arasında da içilebilir bitkilere burada sağlıklı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Nerelerden? Yol kenarlarında toplamak çok sağlıklı olmuyor. Zaten bitkiyi iyi tanımak lazım. Çünkü her bitkinin ikiz çeşidi de var. Hani hangisi faydalıdır, hangisi zararlıdır? Bunu çok ayırmak lazım. Daha çok orman, çay ve dere kenarlarında ya da böyle bahçe, bostan aralarında toplamak sağlıklı olanıdır. Daha çok yenilebilir kısmına, ben mutfak kısmı ile ilgileniyorum. Yenilebilir kısmına bakıyorum ama kantaron gibi, kekik gibi bitkilerin salamurasını ve yağlarını hazırlıyorum. Anemon yağı hazırlıyorum. Anemon, kuşburnu yağları kozmetikte kullanılıyor daha çok. Ve kekik, biberiye, onlar kozmetikte kullanılıyor. Kantaronu biz ağrı için, mide hastalıkları için ve ağrı için kullanıyoruz. Çayı gene keza öyle. Yağını, hani mutfağın dışında yağını ve tentürünü yapıyorum ayrıca. Tentür doğal elma sirkesiyle, hani kendi hazırladığım sirkeyle ya da etil alkolle hazırladığım sakinleştirici ya da mide rahatlatıcı ya da kaşıntıya karşı tedavi amaçlı kullanılan alkol ve sirkeyle hazırladığım bir ürün tentür. Neredeyse eczaneden ne kozmetik için ne ağrı için almıyorum. Kendim hazırlıyorum daha çok. Eklem ağrılarında kantaron yağı kullanıyorum. Cilt için, kaz ayaklar için, hani bedenim için kuşburnu ve anemon yağı kullanıyorum. Ayrıca Ayla abladan öğrendiğim binbir çiçek otu yağı var. O da başka bir yaşlı bir teyzeden öğrenmiş. Binbir çiçek otunun yağını da Mayıs'ın 7'sinden Mayıs'ın 20'sine kadar doğada olan bütün çiçeklerin sadece sapları olmadan sadece tohum kısmını topluyorum. Onları yağda hazırlıyorum. O da ayrıca masaj yağı olarak kullanılıyor. En çok kullandığım, mutfakta kullandığım hepsi hemen hemen Şevketi Bostan, Hindiba mutfakta kullandığım yoğun bitkiler, bir de çoban çantası. Yemek olarak, gıda olarak kullandığım. Ağrı ve kozmetikte de kantaron ve anemonu sıkça kullanıyorum. Bir de nargöz, aynı sefa da diyorlar aynı zamanda. Onun da çayını ve kozmetiğini kullanıyorum. Kekik gibi bitkilerin de çayını tüketiyorum. Kekik, melisa, kuşburnu, onların çaylarını da tüketiyorum ayrıca. Bugün hindiba topladık, acı hindiba, Şevketi Bostan, çoban çantası, labada topladık. Daha bu süreçte yolun çok başındayız. Birkaç hafta sonra hepsi çok çoğalacak. Şunlar acı hindibalar. Şunlar Şevketi Bostan, çoban çantası, gene çoban çantası. Ben bu işin mutfak kısmını çok seviyorum. Bu tatlı hindiba. Şu acı hindiba, şu tatlı hindiba. Şevketi Bostanları, labadaları şöyle koyayım.
hazırlayayım. Bugün bunları topladık. Doğada birçok da başka bitkiler de gördük. Bir tanecik de şurada eşek elmamız da varmış. Bu gene tatlı hindiba. Bu şevketi bostan. Şöyle ayırayım hemen. Evet. Eşek elması. En az eşek elması toplamışız. Tatlı hindiba, acı hindiba, çoban çantası, şevketi bostan, lavada eşek elması. Bugün topladığımız ürünler bunlar. Otlar bunlar. Nasıl yemeği? O insan hani mutfaktaki ihtiyaca göre değişiyor. Labadanın pirinçli yemeğini tercih ediyorum daha çok. Çok çabuk pişen bir bitki. Çok da lezzetli. Ama böyle az olduğu zaman hemen yağda hemen hafif öldürüp sarımsaklı yoğurtlu da yapabiliyorum. Yoğurda, pirince yakışan bir bitki. Eşek helvasını daha çok salatasını ya da salatasını ve kavurmasını tercih ediyorum. Şevketi bostan, yani onun lezzette sınırı yok. O ete, ota, hamura, limona, soğana, her şeye yakışan bir bitki. Onun kavurmasını, salatasını, etli yemeğini yapabiliyorum. Kökleri kartıdığı zaman turşusunu bile yapıyorum. Çok amaçlı şevketi bostan. Gerçekten çok amaçlı bir bitki. Çok da lezzetli ayrıca. Çoban çantası çok lezzetli. Onu sadece ona kıyamıyorum başka böyle çok fazla tüketmeye. Hani çok fazla çeşitlendirmeye. Onu sadece salatasını yapıyorum. Bir de çiğ olarak tüketiyorum. Sanki çok pişirdiğim zaman içindeki vitamin değerleri gidiyormuş gibi geliyor. Acı hindiba, onu da çiğ seviyorum. Yani bir büyük salata tabağını tek başına kendim yiyebilirim. Acı hindibaya dereotu, taze soğan, maydanoz gibi şeyler çok yakışmaz. Daha bir acır. Başka bitkilerle karıştığında daha çok acır. O yüzden onu tek başına, ona sadece zeytinyağı, limon ve tuz yakışır. Biraz yumuşatmak adına böyle biraz tuzla hafif şöyle elinle ovarsın. Sonra limonun ve sarımsağını yağını ilave edip karıştırırsın. Çiğ olarak tüketildiğinde çok lezzetli bir gıda. Köklerini de kafeinsiz kahve böyle yıkıyorum. İnce ince kıyıp kurutuyorum. Sonra kavurup çekiyorum. Köklerinden de kahve yapıyorum. Tatlı hindiba, bu salataya, kavurmaya, bu da çok amaçlı bir bitki. Aynı şevketi bostan gibi. Etlisini hiç tüketmedim ama pirinçli yemeğe, kavurmaya, çiğ salataya, böyle tek başına kahvaltıda bile yıkayıp üzerine biraz limon gezdirip tüketebiliyorum. Hepsi ayrı değerde. Hepsi ayrı lezzette. Hepsi ayrı değerde. Mutfağımın vazgeçilmezleri aslında hepsi. Her öğüne birisini saklamak mümkün. İnsanoğlu bitkilerin değerini bir afet, bir yokluk, yani bir yangın, deprem sonucunda belki anlayacak ya da büyük krizler sonunda anlayacak. Bu çok üzücü ve çok kötü bir durum. Ot deyip basıp geçtiğimiz, doğada ot diye basıp geçtiğimiz her bitkinin ama mideye, ama başa, ama yani gıda olarak tüketmenin dışında kozmetikten insanların ihtiyacına göre doğa bize sunmuş. Ama bizler insanoğlu bunun çok değerini bilmiyor. Umarım yıkımlar olmadan, krizler olmadan, büyük afetler olmadan insanlar bitkilerin değerini öğrenir ve hem gıda olarak hem de şifayen sofralarına, evlerine sokarlar. Doğada her şey ayrı bir hani koku, aldığın koku, işittiğin, duyduğun, hissettiğin her şey ayrı bir şifa. Psikolojisine de çok iyi geliyor insanın.
Hani çok üzgün olduğunda, çok stresli olduğunda, sinirli olduğunda, kırgın olduğunda, eline torbanı alıp doğaya çıktığında bütün dertlerinden arınıyorsun, bütün sıkıntılarından arınıyorsun. Yani ve asla kendini yalnız hissetmiyorsun. Kuş cıvıtları, işte kaplumbağalar, kirpiler, doğada olan her şey insana yarenlik ediyor, eşlik ediyor. İnsanoğlu doğayla bağlarını çok yıprattı, çok kopardı. Umarım biraz silkinir ve kendine gelir de biraz doğaya yakın olur. Doğadaki bitkilerden, doğadaki doğanın kendilerine verdiklerinden faydalanmayı öğrenir ve bunu çok geç zamanda da yapmaz umarım. Çok geç kalmaz bunun için.